Bugün Mevlid Kandili, siz neler söylemek istersiniz? Mübarek Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlı, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli bir gün, bir gece geçirmesini ve nice yıllara mütakip devamını temenni ederim. Kutlu bir gün yani, Peygamberimizin doğum günü. Çok mutluyuz. Siz neler için dua edeceksiniz? Çoluk çocuğumuz için, vatanımız, milletimiz için. Mevlid Kandili herkesin hayırlı olsun, memleketimize uğurlu inşallah. Kandiliniz mübarek olsun, her şey gönlünüzde olsun. Allah ümmeti Muhammed'e, Müslümanların kandilini mübarek etsin. Mevlid Kandili, Peygamberimizin dünyaya teşrifleri dolayısıyla çok büyük bir manası var, çok büyük bir mükafat var. O geceyi ibadetle geçirmek, taatla geçirmek Müslümanlar için çok önemli bir şeydir. İslam alemi mübarek, Mevlid Kandili mübarek olsun. Allah ülkemizi her türlü kaza belalardan korusun. Tüm Müslüman aleminin kandili mübarek olsun. Kandil demek huzur demek. Efendimizin nasıl dünyayı ışıttığı görülüyorsa, insanlar da böyle birbirleriyle dövüşerek değil de böyle anlaşarak ışıtmalarını dileriz Allah'tan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur başkenti Eyüp Sultan'dan herkesi selamlıyoruz. Efendim böylesine bir müstesna bir günde, o en sevgilinin doğum gününde huzurlarınızdayız. Niyetimiz Peygamber Efendimizin kokusunu bir nebze de olsa ona mihmandarlık yapmış, onu evinde ağırlamış bir ismin manevi huzurunda tatmak, duyumsamak. Ebâ Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin manevi huzurundayız. Değerli dostlar, Eyüp Sultan'da elbette şu anda canlı olarak yayınlanmıyor bu programımız ama gönüllerimiz birlikte. Bugün dediğimiz gibi Mevlid Kandili. Hicri 11 Rebiyul Evvel. Rebiyul Evvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece. Evet, bundan yaklaşık 14 asır önce dünyaya geldi o en sevgili, sevgililer sevgilisi. İstiklal şairi Mehmet Akif diyor ki, 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Evet, onu kaç bin senedir bekleyenler vardı o dönem, hatırlayacaksınız ama gözler hakikati görmeyince görmüyor dostlar. Bizler de Peygamber Efendimizin bugün doğum gününde o günlere tanıklık edenlerin durumuna düşmemek için, gönüllerde bu doğuma şahit olmak için efendim birlikteyiz. Aşk meşk halkamızı kurduk sizlerle beraber inşallah. Peygamber Efendimiz'i anacağız bu müstesna beldeden. Peygamber Efendimiz'i anacağız bu müstesna günde değerli dostlar. Tabii niyetimiz onun davasını devam ettirebilmek. Bu gece çokça girişte de efendim belirttik, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirelim inşallah. Dedik ya, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin dedik. Ve şunu da çokça inşallah tekrarlayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Fırsat buldukça. Bunu tabii her gün, her an yapalım. Sevgiliyi sürekli kalbimizde analım ki kalbimiz temizlensin. O akupak sevgiliye yer açtıkça kalbimizde karanlıklara inşallah yer kalmayacak. Bu gecede ayrıca inşallah tekrarlayalım. Dediğimiz gibi niyetimiz onun davasını hatırlatmak. Niyetimiz onun davasını hatırladıkça şeref bulmak. Onu hatırladıkça şeref bulacağız. Neydi onun davası? İslam davasıydı değerli dostlar. Neydi onun derdi? Tebliğiydi. İnsanlığı kurtarmaktı Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Cenab-ı Hakk'ın izniyle insanlığa Cenab-ı Hakk'ın kelamını, ayetlerini getirmekti. Bu gecede biz inşallah Eyüp Sultan Belediyesi'nin bu sosyal medya mecralarından bunu yapacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetleri dinleyeceğiz. Birçok hocamızın o güzel seslerinden efendim Kur'an-ı Kerim'in ardından inşallah yine huzurlarınızda olacağım. Tabii canlı yayında değiliz. Bunu biraz önce de belirtmiştik. Ama bu program inşallah yayınlandığı saatlerde programımızın bitiminden itibaren de yatsı inşallah vakti girmiş olacak. Ve yatsı namazı sonrasında da
Eyüp Sultan Camii'nde bir program olacak. Birçoğunuz belki de oraya katılacaksınız. O süre zarfı içerisinde de birlikte olacağız değerli dostlar diyelim ve Kur'an-ı Kerim'i, Cenab-ı Hakk'ın kelamını dinleyelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzîlâ. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله ربنا الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون Sadakallahu'l-Azim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات تهوي ثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحساب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال
إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها عظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ صابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن
في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın kelamını dinledik. Hocalarımızın ağzına sağlık. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hakk'ın kelamı daha da yayılsın. Daha fazla kulaklar duysun, o kulaklardan gönüllere insin, o gönüllerden bütün hayata yayılsın ki dünya güzelleşsin değerli dostlar. Çünkü güzellikler için, güzel ahlakı tamamlamak için gelmiş bir peygamberin ümmetiyiz bizler. Ve hep dualarımızda deriz ya, Cenab-ı Hak bizi ahiret gününde onun sancağı altında buluştursun diye. Onun sancağı altında ahiret gününde buluşabilmek için bugünümüzü de onun davasını güderek yaşamamız gerekiyor. Onun davası İslam davasıydı. Onun davası hak yoluydu, hak davasıydı. Bugün o davaya ne kadar sarılır, ne kadar sahiplenir, ne kadar o davayı ileriye taşır, tebliğ gerçekleştirirsek Allah'ın izniyle ahiret gününde de onun sancağı altında buluşuruz. Cenab-ı Hak bizi bu şekilde mükafatlandırır diyoruz. Niyetimiz, dilimiz, kalbimiz, ruhumuz, gözümüz güzellikleri görsün, söylesindi. Bunun derdi içerisinde olduk. Efendim, bu mecradan yayınımızı gerçekleştirmiş olduk. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz efendim. Peygamber Efendimiz'e değmiş, onunla aynı havayı teneffüs etmiş, onunla aynı evde kalmış Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerinin diyarından, Eyüp Sultan'dan, huzur başkentinden herkese hayırlı geceler diliyorum.